Buddy, happy do. Da ba da, di ba do, di ba do, ba da, la 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 bu. Di ba di, da ba da, da ba da, da ba da. Oyun gündemi. Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlüklü İskelet. Oyun gündemi neler var, haberler neler, şöyle bir bakalım. Pazartesi günü şöyle bir topladım haberler neler var diye. Gözüme çarpanları sizler için. Sizler için değil, kendim için ama sizlerle de paylaşayım. Hadi paylaşayım, sizlerle de paylaşayım hadi. Birinci sırada Elden Ring var. Elden Ring ile ilgili bir haber var. Elden Ring'de rün satışları başlamış değerli dostlar. Herkes rün kuyruğuna girmiş. Marketlerde rün sırası var. İnanılmaz yığılma olmuş böyle. O rünü alıyor, öteki oradan alıyor. 5 kiloluk rün alan var, 10 kiloluk rün alan var. Rün nedir? Rün Souls-like türü oyunlarda. Karakterinizi geliştirmenize yarayan oyun içi para. Bu paralar ne işe yarıyor? Karakterinizi geliştirseniz ne olur? Level atlayınca ne oluyor? Level atlayınca bossları yenebiliyorsunuz. Daha güçlü oluyorsunuz tabii ki. Tabii bazı oyuncular rün toplayamıyorlar. Yani benim gibi beceriksiz oyuncular var. Ya da zaman harcamak istemeyen oyuncular var. Direkt bossları da almak isteyen oyuncular var. Bu oyuncular bir arz talep oluşturmuşlar. Bazıları demiş ki rün arayanlar var, o zaman biz bunu satalım demişler. eBay üzerinden Amerika'da, Avrupa'da falan satışlara başlamışlar. $15'dan başlayıp $40'a kadar çıkan fiyatları var. İsteyenler gidip buradan rün alabiliyorlarmış. Fakat uyarıda bulunmuşlar. Demişler ki kardeşim bak, bu rün alma işine girmeyin. Birincisi Elden Ring'in hizmet sözleşmesine aykırı. Yani böyle bir şey yaparsanız olmaz, oyun şeyine aykırı, kurallarına. İkincisi de tokatlanırsanız, dolandırılırsanız, kazıklarlar sizi, üzerler demişler. Onun için dikkatli olun. İlginç bir şey değil mi? Yani vallahi ilginç. Facebook Gaming YouTube Gaming'i geçmiş. Nasıl geçmiş? Yolda yürürken böyle önüne geçmiş, gitmiş. Biliyorsunuz Twitch, YouTube ve Facebook oyun dünyası kendisine çekebilmek için elinden geleni yapıyor. Tabii Twitch'in eline kimse su dökemiyor şu an. Birçok Türk yayıncı ayrılsa da Twitch'in umurunda değil. Çünkü Türkler zaten izlemiyor yani. Bizim Türkiye Twitch izleyicisi belli gruplara toplanmış. Yani toplasan 10 yayıncıyı geçmez. Orada top çöreklenmiş hepsi. Oradalar. Başka bir yere gitmiyorlar. Yani onların için ayrılan olsa da fark etmez. Twitch için hiçbir ifade etmiyor bu büyük ihtimalle. Fakat Facebook Gaming büyük bir hata girişmişti biliyorsunuz. Türkiye'deki yayıncılardan da bazılarını kendi içine çekmiş. Yukarılara çıkmak istemişti sıralamaya. Twitch'ten sonra işte Twitch'in yerine de geçmeye çalışmıştı. Microsoft Mixer diye bir platform kurmuştu fakat o başarılı olmadı. Şimdi Facebook Gaming yabancılardan da böyle ünlü yayıncılar çekmiş kendine. Fakat bir bakıyorlar Allah Allah ya, bir türlü en üstte izlenen sıralama, yani YouTube Gaming'de üst sıralarda hiçbir yayıncı yok. Yani kendi transfer ettikleri kişiler de yoklar. Sonra bir araştırma yapmışlar, bir bakmışlar ki Facebook Gaming'in birinci sırasında korsan film yayınlayan, saçma sapan değişik böyle spam videolar yayınlayan kanallar var. Bu kanallar işgal etmişler orayı. Streamlabs'ın 2021 3. çeyreğinde yayınladığı bir rapor varmış. O raporda Facebook Gaming gerçekten yukarı çıkmış ama YouTube'u geçmiş. O kesin. Spamcılar ve korsan içerik üretenler Facebook Gaming'i işgal etmişler. Ben mesela Facebook Gaming'i denemek istedim değerli dostlar. Yani Twitch'te partner olmadığım için, henüz 75 izleyiciyi bulamadığım için. Yani 75 izleyici bulmak çok zor. Yani şehirlerin, her şehirde var. Bizim burada var mesela Twitch izleyicisi alma durağı var. Oraya gidiyorsun kamyonla, dolduruyorsun böyle kasaya. Ben gittim de kimseyi bulamıyorum. Olmuyor kimse. Herkes yok ben gelmem falan diyor. Onun için ben 75 izleyiciye ulaşamadım. Ulaşamadığım için dedim ki ben partner değilim. O zaman neden farklı platformlarda yayın yapmıyorum? Hem Facebook'ta yapayım hem Twitch'te yapayım dedim. Peki YouTube'da niye istemedim? Ya çünkü zaten videolarımı YouTube'da yayınlıyorum. Hem yayınlayıp hem yayın yapıp hem de arkadan video yayınlamak istemedim açıkçası. Fakat Facebook Gaming bana çok karmaşık geliyor. Yani bir türlü bulamadım. Hesap açamadım. Hesabı açtım. Sayfayı bulamadım. Facebook Gaming sayfası nerede? Facebook Gaming sayfasını buldum bir şekilde. Yayın nasıl açıyor? Uğraştım ona. Çok karmaşık. İnanılmaz kaos var. Kaos. İnanılmaz. Onun için Facebook Gaming'i kurcalamadım. Evet. 6 Mart 2022 haftasıyla biten ve Steam'de en çok satan oyunlar. Millet ne almış bakalım. Elden Ring 1. sırada. 2. sırada Risk of Rain 2 diye bir oyun var. Hiç görmedim. Elden Ring var yine 3. sırada. Bunlar tabii farklı sürümler. Aynı oyun birkaç sıralamada birkaç yere işgal etmiş olabilir. Bunlar farklı oyunlar değerli dostlar. 4. sırada Dying Light 2 var. Dying Light 2 hala satışlarını sürdürüyor. 5. sırada Dread Hunger diye bir oyun var. 6. sırada Valve Index VR Kit paketi var. 7'de Risk of Rain 2 var yine. Risk of Rain bir modeli 2. sırada, bir modeli 7. sırada. Lost Ark Vanquished Starter Pack var. 8. sırada. 9'da Destiny 2 var. 10'da şaşırdığım bir oyun var. The Witcher 3 Wild Hunt. Neden şaşırdım? Artık bu oyunu almayan kalmadı ki ya. Bugün yani annelerimizin gittiği günlerde bile bu oyunu konuşuyorlar yani kadınlar. Herkes oynuyor bu oyunu. Oynamayan kalmadı. Yani her indirimin baş ucunda olan, baş köşesinde olan bir oyun. 10 liraya, 5 liraya, 3 liraya satıyorlar. 1 milyonculara git The Witcher satıyorlar. 1 milyoncular da var. Bu oyunu hala almayan var demek ki. Ne oldu, dizinin etkisi mi oldu Netflix'teki acaba? Bir saldırı olmuş. Vay be.
Güzel. Battlefield 2042 hayata dönecek mi değerli dostlar? Bakalım. Kalp masajı yapmaya çalışıyorlar şu an. Şok veriyorlar. Adrenalin iğnesi basıyorlar ama işler sıkıntılı. Şimdi oyunun yapımcıları demişler ki tamam kardeşim, biz bu kitleden, yani kitlemizden gelen eleştirileri, feedbackleri, geri dönüşleri aldık, kabul ettik. Uygulamayı yapacağız. Neler yapacaklar? Benim dahi, yani ben oyun oynamayı bilmeyen, yani Yaşar Usta, ben mi bilmiyorum, sen mi bilmiyorsun? Tabii ki ben bilmiyorum. Benim bilmediğim, yani benim dahi oynayamadığım oyunda gördüğüm eksikler vardı. Onları herkes görmüş meğerse. O herkesin evrensel bir eksiklikmiş. Neymiş bunlar? Bir, devasa haritalar kardeşim. Yani buradan A noktası işgal edildi, hadi oraya gidelim diyorsun. Ya 100 kilometre. Koş. Koşma simülatörüne dönmüştü oyun. Onu değiştireceklermiş. Haritayı küçülteceğiz diyorlar. 2. Şimdi açık alandasın. Çok harita büyük olduğu için koşuyor. Uzaktan adam sniper'la tankluk alıyor. Ve helikopterle vuruyor açık alanda. Bunu engellemeye çalışacaklarmış. İşte yeni böyle siper alanları falan. 3. Tamam harita büyük ama mesela bir binada buluştuğumuz zaman, bir A noktasına girdiğimiz zaman 128 kişi var. Kaos oluyor. Kim nereden geliyor, ne oluyor belli olmuyordu. O karmaşayı da çözmeye çalışacaklarmış. 4. Onu nasıl unuttunuz ya? Scoreboard gelecekmiş. Tabela. Yani Battlefield 2042 bakalım hayata dönecek mi? Ben yine de oyuncuların hala 2042'ye karşı bir umutları, küçük de olsa, şu kadar da olsa bir umutları olduğunu düşünüyorum. Eğer bu düzenlemelerden sonra oyun tutarsa bakalım, ama geçti yani. Çok zor. Şimdi Cyberpunk 2077 gibi yani. Çıktı, oynadık, bitti gitti ya, tamam. O gazı, ilk o gazla güzel çıksaydı sürerdi ama şimdi yine de bir ihtimal var diyorum. Bakalım. Değerli dostlar, hileciler her yerde. Lost Ark isimli oyunda 1 milyon hesap banlanmış. Banlamışlar böyle, ban demişler. Ban oradan bile, ban buradan. Bu banlama işleri hikaye, onu söyleyeyim. Çünkü oyuncuları banlıyorsunuz, başka hesap alıp tekrar geliyorlar. Banlıyorsunuz, tekrar geliyorlar. Banlıyorsunuz, tekrar geliyorlar. Benim tavsiyem, oyun firmaları, mesela Rainbow Six, Apex Legends, PUBG falan ne varsa, Lost Ark, yani içinde hile barındırabilecek her oyun şöyle bir şey yapmalı. Hileci tespit ettikleri zaman hilecileri oyundan atmamalılar. Çaktırmadan onları tüm hilecilerin bir arada toplanabileceği serverlara yönlendirmeler. Hiç çaktırmadan. Mesela hileci oyuna girdi, maç arattığı zaman ona maçı bulmalı ama hiç çaktırmadan hilecilerin olduğu server'a atmalı. Yani hileciler hilecilerle oynamalı ve şaşırmalı. Bunun hilesi daha güzelmiş falan diye. Böylece hileciler kendi arasında maç yapsın, dursun, bize hiç karışmasınlar. Yapmıyorsunuz ki şunların anakartına, babasının TC kimlik numarasına, anasının örekkesine kadar banı koyun ki gelmesin bir daha. Tabii onlar da istemiyorlar. Neden? Çünkü kardeşim bu oyunlar para kazanmak için yapıyor. Şimdi banlarsa herkesi, kimse kalmayacak. O zaman para dönmeyecek içinde falan yani, düşün. Mesela Rainbow Six'te banlanıyorsun. Seni bir saat banlıyor. İşte maçtan çıkıyorsun, bir şey oluyor falan. Bir saat banlıyor ama normal maçlara giremiyorsun, ranked maçlara giremiyorsun ama quick maça girebiliyorsun. Neden öyle yapıyor? Diyor ki çok uzaklaşma diyor. Buralara dolaş, gene al. Bir skin alırsın. Bir silah skini, kıyafet alırsın. Yani herkes skinin derdinde yani. Anladın mı? Onun için banlama işleri biraz zor. Stalker 2. Biliyor musun Stalker'ı? Stalk hani bu Twitter'da, Instagram'da gizli hesaplarla başkalarını gözetleme. Stalk mıydı o? Evet. Bir de Stalker 2 diye bir oyun var. Böyle şeye benzeyen, Metro Exodus'a, Metro'ya benzeyen bir tarzı var. İlki çok beğenilmiş. Ben hiç oynamadım yani. Yetişemedim onlara. Bu oyunun ikincisi yapılıyordu. Fakat ertelenmiş. Çünkü yapımcı firma olan GSC, nasıl okunuyor? GSC mi? Bilmiyorum. GSC Gameworld. Kendisi Kiev merkezli bir yapım firması olduğu için demiş ki şu an kardeşim savaştayız. Halkımızı, askerlerimizi ve ülkemizi savunuyoruz. Onlara destek oluyoruz. Kazandığımız zaferden sonra geliştirmeye devam edeceğiz demişler. Bol şans diliyoruz kendilerine. Yani adamların işi oyun geliştirmek. Savaşla uğraşıyorlar. Ya bu savaşların ne kötü bir şey ya. Yani 2021 olmuş, hala savaş giriyor. Rusya giriyor oraya. Otik oraya giriyor falan. Star Wars Eclipse. Biliyor musunuz bu oyunu? Geçen sene herhalde. Oyun işte etkinlikleri de duyurulmuştu. Fragmanı yayınlanmıştı. Star Wars hastalara tabii ki coştular. Yürü be, ne biçim oyun geliyor. Aa, ben benim be falan diye herkes sevindi. Ben de sevindim. Çünkü dediler ki bu var ya, The Last of Us mantığıyla gidecek falan dediler. Hikayeli bir oyun. Bir de Star Wars. Muhteşem. Fakat Quantic Dream sıkıntılar yaşadığı için demiş ki ya biz bu oyunu gösterdik ama o yanlış oldu demiş ya. Biz onu 2027 veya 2028'de anca çıkarırız. Çünkü neden öyle demişler? Çünkü Quantic Dream'de yaşadığı bir sürü firmanın yaşadığı işte taciz iddiaları, çalışanlarla ilgili mobbingler, şunlar bunlar falan filan, Inter Milan geliştirme süreci biraz aksamış. Demişler ki biz bir bok yedik. 2027 anca demiş bu ya. Daha yaklaşık 4-5 sene var. Heyecanlandıysanız heyecanınızı saklayın. Başka oyunlara saklayın artık. Evet. Şimdi Digital Age'de bir haber vardı. Bir araştırma. Ad Colony isimli bir şirket bir araştırma yapmış. Türkiye'de kadınlarla ilgili, işte kadınların mobil tercihleri nedir, oyun oynuyorlar falan diye. Ben de bununla ilgili sadece oyun bölümüyle ilgili bir araştırma sonuçlarını size paylaşmak istiyorum. Diyor ki Türkiye
Türkiye'deki kadınların %89'u oyun oynamak için mobil cihazlarını kullandığını söylerken %19'u 4 veya daha fazla cihaz üzerinden oyun oynuyor. Ne demek bu? Yani tabletten oynuyor, telefondan oynuyor, konsoldan oynuyor, PC'den oynuyor. Güzel bir rakam ama az, daha çok olmalı. Kadınların en ilgi gösterdiği mobil oyun türleri ise şunlarmış. %52 ile puzzle platform. Demek ki puzzle platform oyunları YouTube kanalında daha çok yayınlayacağız. %52 diyor. %49 ile aksiyon, %44 ile atış hedef yani FPS, %38 ile simülasyon ve %37 ile spor oyunları. Puzzle ve aksiyonla FPS oyunları bayağı çok. Kadınların bu oyunlarda daha başarılı ve daha sayı olarak çoğalmasını canı gönülden dilerim değerli dostlar. Oyun dünyasıyla ilgili haberler bunlar. Başka şu an bir şey yok. Rainbow Six'in yeni sezonunu bekliyoruz. Dün falan baktım. Sağa sola nerede dedim bu kardeşim Rainbow Six'le ilgili haber yok mu? Hiç haber haber yok. 8 oldu bugün ayın. Bugün de gelmezse ne zaman gelecek bu oyun? Neden gelmiyor yeni sezonu? Bıraktılar mı oyunu? Saldılar mı acaba onlar da? Ya başver tamam falan diye. Oyun zaten sesler çok bozuk. İnanılmaz bozuk. Çoğu kişi birbirini duymuyor. Yanında adam var. Sen defans adamın yanında, sen soldasın. Aynı koridorda yürüyoruz. O da benim farkında değil. Ben de onun farkında değilim. Oyunun sesi çok bozuldu falan. Aman boşver. Neyse tamam. Evet sayın yolcularımız. Molamız burada sona ermiştir. Yolculuğumuz. Diğer videolarda o devam edecektir. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.